Edgar Allan Poe. Kalabalıkların Adamı. Seslendiren Akın Altan. Yalnız olamamanın şu büyük mutsuzluğu. La Bruyère. Almanca bir kitap için yerinde bir deyişle Ele sihni lesen. Kendini okutmuyor denmişti. Bir takım sırlar da söylenmeye gelmez. İnsanların her gece yataklarında çırpınarak, hortlaksı günah çıkartıcıların ellerine sarılıp gözlerine acıma dilenerek bakmaları, kalp kırıklığından, boğaz düğümlenmesinden ölmeleri, açığa vurulmayı kaldırmayan sırların korkunçluğu yüzündendir. Ne yazık ki ara sıra, kişioğlunun bilinci öylesine ağır bir ürkü yükü altında kalır ki, artık onu ancak mezara taşıyabilir. Böylelikle, cürümün özü aydınlığa asla çıkmaz. Kısa bir süre önce, bir güz ikindisinin akşama kavuştuğu saatlerde, Londra'daki D kafesinin geniş cumbasında oturuyordum. Aylardır sağlığım bozuktu ama o aralar iyileşmiştim. Nekaat döneminin etkisiyle kendimi Fransızca "Oni"nin, sıkıntı, bunaltının tam tersi olan o mutlu ruh hallerinden birinde buldum. Zihnin önündeki tülün sıyrıldığı, elektriklenen zekanın, tıpkı Leibniz'in parlak ama dümdüz mantığı, Gorgias'ın çılgın ve uçarı söylemi gibi günlük işleyişini kat kat açtığı anlardan birinde. Yalnızca soluk almak bile keyif veriyordu. Hatta varlığı tartışılmaz sızıların çoğundan haz bile duyuyordum. Ağzımda prom, dizlerimde gazetem, ikindinin büyük bölümünü, kah ilanlara göz atarak, kah salondaki karmaşık kalabalığı inceleyerek, kah buğulu camlardan dışarı, sokağa bakarak oyalanmakta geçirmiştim. Söz konusu sokak, kentin belli başlı caddelerinden biridir. Gün boyunca dolup taşmıştı. Ama karanlık çökerken, kalabalık birden arttı. Lambalar iyice yandığında, yoğun bir insan seli iki kol halinde akıyordu kapının önünden. Daha önce akşamın bu saatinde buna benzer bir durum yaşamamıştım. Bu yüzden insan başlarının çalkantılı denizi içimi yepyeni, tatlı bir duyguyla doldurdu. Sonunda otelde olup bitenleri gözlemekten vazgeçip dışarıdaki sahneye daldım. Önceleri gözlemlerim soyutlamaya, genellemeye yatkındı. Yoldan geçenleri kitleler olarak ele alıyor, birbirleriyle ilişkilerine göre değerlendiriyordum. Çok geçmeden ayrıntılarına indim. Kılı kırk yaran bir özenle gövdelerin, kılıkların, tavırların, yürüyüşlerin, yüz ve anlatım özelliklerinin sayısız çeşitliliğini inceledim. Yoldan geçenlerin büyük çoğunluğunda bir hoşnutluk, bir iş ciddiyeti okunuyordu. Yalnızca kalabalığı yarmaktan öte bir şey düşünmüyorlardı sanki. Kaşları çatılmıştı, gözleri kıpır kıpırdı. Karşıdan gelenler çarpınca sinirlilik belirtisi göstermiyor, yalnızca üstlerini başlarını düzeltip adımlarını hızlandırıyorlardı. Sayıca azımsanmayacak bir başka bölük, telaşlıydı, yüzleri al aldı, çevrelerini saran kalabalığın yoğunluğundan ötürü yalnızlığa itilmiş gibi kendi kendilerine konuşuyor, el kol sallıyorlardı. Yolları tıkanınca birdenbire mırıldanmayı kesiyor, el kol sallayışı iki kata çıkarıyor, dudaklarında dalgın, abartılı bir gülümseyişle yollarını tıkayanların ilerlemesini bekliyorlardı. Böğürlerine dirsek yediklerinde dirsek atanı iki büklüm selamlıyor, şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilmiyorlardı sanki. Bunlar dışında, sayıları kabarık bu iki sınıfın fazla göze çarpan başkaca özellikleri yoktu. Giysileri, altı çizgili bir biçimde saygın denilen türdendi. Mutlaka soylu kişilerdiler. Tüccarlar, avukatlar,
esnaflar, borsa simsarları, seçkin yöneticilerle sıradan yurttaşlar, vakitlerini boş geçirenlerle vakitlerini nakde çevirmeye çalışanlar, iş bitiriciler. İlgimi fazla uyandırdıkları söylenemez. Memur tayfası hemen belli oluyordu. Bence iki kesin öbeğe ayrılıyorlardı aralarında. Yeni türemiş şirketlerin genç katipleri, daracık ceketleri, cilalı çizmeleri, bol briyantinli saçları, kibirli dudaklarıyla dikkati çekiyorlardı. Daha iyi bir sözcük olmadığı için, masa başıcılık diye adlandırılabilecek kambur duruşları bir yana bırakılırsa, bu kişilerin tavırları, 12 ya da 18 ay önce Buntu'nun duruğu sayılan kusursuzluğun tıpkı basımı gibiydi. Taşralı toprak sahiplerinin ıskartıya çıkardığı zarafeti devralmışlardı. Bence bu sınıfın en iyi tanımı böyle yapılabilir. Köklü firmaların üst düzeydeki katiplerinden ya da bizim güvenilir eski delikanlılardan oluşan öbekte yanılmak olanaksızdı. Üstlerine gevşekçe oturan siyah ya da kahverengi ceketleriyle pantolonlarından, beyaz boyun bağlarıyla yeleklerinden, hantal, sağlam pabuçlarından, uzun kalın çorapları ya da tozluklarından hemen anlaşılıyorlardı. Hepsinin saçı azıcık seyrelmişti. Dazlak kafalarının sağından uzun süre kalem sıkıştırılmış kulakları garip bir biçimde fırlıyordu. Gördüğüm kadarıyla şapkalarını giyip çıkartırken iki ellerini kullanıyorlardı hep. Saat takıyorlardı. Saatlerinin kösteği kısa, altın, geleneksel ve eski modaydı. Onların derdi saygınlık özentisiydi. Böylesine sahici bir özenti, saygı değerse tabii. Aralarındaki bir sürü çarpıcı görünüşlü kişiyi ilk bakışta tanıdım. Bütün büyük kentleri için için kemiren züppe, hızlı yan kesiciler soyundan geliyorlardı. Bu taşralı beyleri büyük bir merakla izledim. Ve gerçek beyefendilerin onları nasıl beyefendiden sayma gafletine düştüklerine şaşıp kaldım. Kollarını sözüm ona iştenlikle yerli yersiz sallamaları yeterli bir ipucuydu. Yine de sayıca hiç de az olmayan kumarbazları saptamak daha kolaydı. Her çeşit kılığa bürünmüşlerdi. Kadife yelekli, fantezi fularlı, altın zincirli, düğmeleri kakmalı, onulmaz üç kağıtçı kabadayı kılığından tutun, sadeliğe özen gösteren ve göze batmayan rahip kılığına kadar ki daha çok kuşku uyandıran göze batıcı bir kılık asla bulunamazdı. Hepsi, tenlerinin kara sarılığı, gözlerinin donukluğu, dudaklarının solukluğu ve kenetlenmişliğiyle kendilerini ele veriyorlardı. Dahası, kimliklerini hemen saptamama yarayan iki özellik daha vardı. Özenle alçak sesle konuşma ve baş parmağı öbür parmaklara göre bir dik açı oluşturacak biçimde abartılı sallama alışkanlığı. Bu dolandırıcıların bulunduğu yerlerde sık sık ayrı telden çalsalar da aynı meşrebi paylaşan bir insan soyuyla karşı karşıya olduğumu anlamışımdır. Onları zekalarıyla geçinen beyler diye tanımlayabiliriz. Topluma iki koldan saldırıya geçiyorlar anlaşılan. Züppeler ve askerler taburlarıyla. Birincilerin en çarpıcı özelliği, uzun perçemlerle gülücükler, ikincilerin ise kordonlu üniforma ceketleriyle çatık kaşlar. Soyluluk denen hiyerarşinin alt kesimlerine indiğimde, üstünde kafa yoracak daha karanlık, daha derin konularla karşılaştım. Yüz çizgileri bütünüyle iğrenç bir yaltaklanma yansıtırken, gözlerinden akbaba ışınları saçan Yahudi gezgin satıcılar gördüm. Yalnızca umutsuzluğun dürtüsüyle geceye sığınan soylu dilencileri, horlayan anasının gözü sokak dilencileri gördüm. Rastgele bir avuntunun, yitirilmiş bir umudun peşinden koşarcasına kalabalıkta düşe kalka ilerlerken, karşısına çıkan herkese yakarırcasına bakan, bedenlerine ölümün eli değmiş, kanı çekilmiş düşkünler gördüm. Uzun bir iş gününün sonunda, geç saatte, neşesiz bir eve dönen, değil elle sarkıntılıkları,
Saldırgan bakışları bile önlenemeyen sokak serserilerinin karşısında öfkelerini yutup gözyaşları döken çekingen kızlar, kentin her türden, her yaştan kadınları. Teninin paros mermeri pürüzsüzlüğüyle, Lukianos'un söz ettiği yontuyu çağrıştıran eşsiz güzellikteki genç kız, içi çirkef, paçavralara sarınmış iğrenç bir zavallı, yüzü kırışıklıklar içinde, boya küpüne batmış, takıp takıştırmış, gençlik hevesinde bir dilber eskisi, bedeni gelişmemiş ama mesleğin tiksint cilveleriyle nicedir içli dışlı olduğundan ötürü, şehvet dendiğinde ustalarıyla aynı kefeye konmaya can atan işin nehli kız çocuğu, sayıya ya da tanıma sığmayan nice sarhoş, bazıları hırpani, yalpalıyor, dilleri kenetlenmiş, suratları mosmor, gözleri ışıksız, bazılarının giysileri kirli ama hiç değilse lime lime değil daha, azıcık sendeliyorlar yürürken, dudakları etli ve obur, kırmızı yüzleri dost. Bazıları bir dönemin iyi kumaşlarını giymişler, üstlerini hala özenle fırçaladıkları belli. Yürürken olağan dışı bir hız tutturan, seyirterek koşturanlar, ne var ki, bet beniz atmış, gözleri yırtıcı, kan çanağı gibi, o sıkışıklıkta ilerlemeye çalışırken, önlerine çıkan her nesneye titrek parmaklarıyla tutunmaya çabalayan insanlar, onların yanı sıra hamallar, kömürcü çırakları, org çalanlar, maymun oynatıcıları, sokak şarkıcıları, şarkıcı şakşakçıları, düşkün, sanatçılarla tükenmiş emekçilerin her çeşidi, hep birlikte kulağa tırmalayan, göz sinirlerini sızlatan bağırgan bir neşeyle dolup taşıyorlardı. Gece ilerledikçe sahneye duyduğum ilgi de arttı. Çünkü kalabalığın genel yapısı yalnızca maddi bir değişime uğramıyor, gecenin geç saati her türlü rezilliği ininden dışarı çıkardığından, kalabalığın yumuşak çizgilerini oluşturanlar ortalıktan çekildikçe kabahatler iyice belirginleşiyordu. Gaz lambalarının batan günle savaşırken cılız çıkan ışınları da artık zaferi kazanmışlardı. Her yana yarım yamalak, cafcaflı bir parıltı saçıyorlardı. Ortalık karanlık ama olağanüstü görkemliydi. Tıpkı Tertullianus'un biçeminin benzetildiği abonoz gibi. Işığın yarattığı çılgın etkilerin sonucu, tek tek yüzleri incelemeye mıhlandım. Pencerenin önünden akan ışık selinin hızı, her ne kadar her yüze bir kereden fazla göz atmamı engelliyorduysa da, bulunduğum özel ruh durumunda, o kısacık bakış süresinde bile uzun yılların tarihini okuyabildiğim oluyordu sık sık. Alnımı cama dayamış, kalabalığı gözlemlemeye dalmışken, birdenbire bir yüz sıyrıldı aradan. 65 ya da 70 yaşlarında, eli ayağı güç tutan bir ihtiyarın yüzü. Benzersiz gariplikteki anlatımıyla bütün ilgimi kendine odakladı ve koy vermedi. Bu yüzdeki anlamı uzaktan yakından andıran bir şey görmemiştim daha önce. Onu görür görmez ilk aklıma gelen, Reç bu yüzü görseydi, kendi çizdiği iblislere yeğlerdi düşüncesiydi. Bir anlık ilk gözlemim sırasında, yüzde okunan anlamın bir çözümlemesini yapmaya kalkıştığımda, kafamda karma karışık, iç içe ikilemler depreşti. Engin bir zihin gücüne, sakınganlığa, pintiliğe, açgözlülüğe, serin kanlılığa, kötücüllüğe, kan içiciliğe, zafere, neşeye, korkunç bir dehşete, müthiş bir, evet, müthiş bir umutsuzluğa ilişkin düşünceler. Tepeden tırnağa sarsıldım. Donup kaldım, büyülendim. Kim bilir, dedim kendime, bu göğüs kafesinde ne yırtıcı bir tarih yazılıdır. Sonra onu gözümden uzak tutmamak, hakkında daha çok şey öğrenmek isteğiyle yanıp tutuştum. Çabucak paltomu üstüme geçirip, şapkamla bastonumu kaparak sokağa fırladım.
Demin onun gittiği yöne doğru yürüdüm kalabalığı yararak. Çünkü gözden gitmişti bile. Fazla güçlük çekmeden yetiştim ona. Yanına yaklaştım. İlgisini çekmemek için birkaç adım ardından yürümeye başladım. Artık onu yakından inceleme olanağına kavuşmuştum. Kısa boylu, sıska, besbelli, çelimsiz bir adamdı. Üstü başı genelde dökülüyordu. Ama ara sıra bir lambanın keskin ışığı üstüne vurduğunda giysisi kirli de olsa kumaşının nefis olduğunu ayırt ettim. Belki gözüm beni yanıltmıştı ama sık düğmeli, besbelli elden düşme rokelerin arasından bir elmasla bir hançer ilişti gözüme. Bu gözlemler merakımı büsbütün artırdı, yabancı nereye giderse gitsin peşini bırakmamaya karar verdim. Gece iyice bastırmıştı. Kentin üstünde kalın, nemli bir pus asılıydı. Bu hava değişikliği kalabalıkta tuhaf bir etki yarattı. Hemen yeni bir kımıltı başladı. Hepsi şemsiyeler dünyasının gölgelerine sığındı. İtişip kakışma, uğultu 10 kat arttı. Ben yağmuru pek umursamadım doğrusu. Bedenimde sinsice uyuyan eski hummanın yoklayışıyla havadaki nemin verdiği haz, nedense tehlikeli bir boyuta varıyordu gitgide. Ağzıma bir mendil bağlayarak yürümeyi sürdürdüm. İhtiyar, yarım saat kadar geniş caddeyle boğuşarak yol aldı. Onu gözden kaçırırım korkusuyla dirseğinin dibinden ayrılmadım. Bir kere bile dönüp bakmadığı için beni fark etmedi. Biraz sonra bir ara sokağa saptı. Bu sokak da oldukça kalabalıktı. Ama deminki ana cadde gibi hınca hınç değildi. Sokağa girince tavrında gözle görülür bir değişiklik belirdi. Daha ağır adımlarla, daha gevşek yürüyordu. Daha sık duraksayarak. Boyuna karşıdan karşıya geçiyordu da, belli bir amacı yoktu gördüğüm kadarıyla. İtiş kakış o kadar artmıştı ki, peşinden bir an ayrılmamam gerekiyordu. Dar, uzun bir sokaktı. İhtiyar, 1 saat kadar yürüdü o sokakta. Bu arada yoldan geçenlerin sayısı, Broadway'de, park dolaylarındaki olağan öğleüstü kalabalığının sayısına düşmüştü. Londra nüfusuyla uğramadan edilemeyen bir Amerikan kentinin nüfusu arasında böyle bir uçurum yatıyor. İkinci kavşaktan sapınca ışıl ışıl, cıvıltılı bir alana vardık. Yabancı, yine eski bildik haline dönmüştü. Çenesi göğsüne düşmüştü ama çatık kaşlarının altından fıldır fıldır gözleriyle kendisini kuşatan kalabalığı inceliyordu. Şaşmaz, kararlı adımlarla yol alıyordu. Alanı bir kere çepeçevre dolandıktan sonra gerisin geri geldiği yola dönmesine şaştım. Aynı döngüsel yürüyüşü birkaç kere yapmasına daha da çok şaştım. Bir keresinde ani bir dönüşünde beni az kalsın yakalıyordu. Bu temrinle 1 saat daha geçirdi. Süre dolduğunda aramıza girenlerin sayısı iyiden iyiye azalmıştı. Yağmur hızlanmıştı. Hava serinlemişti. İnsanlar evlerine çekiliyorlardı. Canının sıkıldığını belirten bir el kol sallayışıyla gezgin, daha tenha sayılabilecek bir sokağa saptı. Aşağı yukarı 4 kilometre yürüdü bu sokakta. O yaşta birinden asla bekleyemeyeceğim bir canlılık, ayak uydurmakta güçlük çektiğim bir hızla. Birkaç dakika sonra geniş ve işlek bir çarşıdaydık. Yabancının ora esnafını, halkını iyi tanıdığı anlaşılıyordu. Satıcılarla müşteriler arasında amaçsızca dolaşırken, oradan oraya koşuştururken yine eski kendi olmuştu. Çarşıda geçirdiğimiz yaklaşık 1,5 saat boyunca dikkatini çekmeden onu göz erimimde tutmakta epey zorlandım. Neyse ki lastik tabanlı pabuçlar giymiştim de çıt çıkarmadan yürüyebiliyordum. Kendisini göz altında tuttuğumu bir an bile fark etmedi. Dükkan dükkan dolaşıyor, ne fiyat soruyor, ne tek söz söylüyor, tezgahlara çılgın gözlerle boş boş bakıyordu. Şaşkınlıktan donup kalmıştım. Ona ilişkin bir takım doyurucu bilgiler elde etmeden peşini bırakmamaya kesin karar verdim.
Derken alan saati bangır bangır 11'i vurdu. Çarşı hızla boşalmaya başladı. Kepengini indiren esnaftan biri ihtiyara çarptı. O anda yabancının tir tir titrediğini gördüm. Çarçabuk sokağa attı kendini. Bir an ortalığı kaygıyla kolaçan ettikten sonra incinin top oynadığı eğri büğrü sokaklarda inanılmaz bir koşu tutturarak bizi başlangıç noktamıza, D otelinin bulunduğu geniş ana caddeye getirdi. Ama sokağın eskisine benzer hali yoktu. Lambalar hala parlaktı ama yağmur iyice bindiriyordu. Kala kala birkaç kişi kalmıştı. Yabancı sapsarı kesildi birden. Bir süre önce hınca hınç olan caddede birkaç adım yürüdükten sonra derin bir iç çekişle ırmak yönüne döndü, bir sürü dolambaçlı yola gire çıka sonunda kentin belli başlı gösterim salonlarından birinin önüne vardı. Salon kapanmak üzereydi. Seyirciler kapılara doluşmuştu. Kendini kalabalığın arasına atarken ihtiyarın hızla soluduğunu gördüm. Soluk alamıyordu sanki. Yine de yüzündeki yoğun acı seyrenmişti bence. Başı yine göğsüne düştü. İlk gördüğüm halindeydi. Artık seyircilerin çoğunun gittiği yöne doğru yürüdüğünü saptamıştım. Ama davranışlarının kökenindeki hınzırlığı çözebilmiş değildim. O ilerledikçe kalabalık daha da azaldı ve ihtiyar baştaki tedirginliğine, kararsızlığına döndü yine. Bir süre 10 ya da 12 kişilik bir cümbüşçüler kümesinin ardına düştü. Ne var ki kümedekiler teker teker elenince dar ve karanlık tenha yolda 3 kişi kaldı. Yabancı duraladı, bir an düşüncelere dalmış göründü. Sonra yoğun bir huzursuzluğun bütün belirtilerini vererek şimdiye kadar geçtiklerimizden çok farklı yörelerden geçen ve bizi kentin kıyısına götüren bir yolu hızla izledi. Burası her şeyin en iğrenç, yoksulluğun ve en kara suçun en berbat damgasını taşıyan, en gürültülü mahallesiydi Londra'nın. Binde bir lambanın loş ışığında, upuzun, epeski, kurtların kemirdiği ahşap yapılar, hangi yana yıkılacakları keyiflerine kalmış nice şımarık yapının arasında geçite benzer bir şey bile görünmüyordu. Kaldırım taşları aralarından fışkıran otlarla yerlerinden oynayıp ortalığa saçılmıştı. Dolup taşmış lağım müthiş bir pislik üretiyordu. Havayı bir çaresizlik kokusu sarmıştı. Ama biz yürüdükçe insan yaşamına ilişkin sesler güvenilir bir biçimde derece derece arttı ve sonunda Londra nüfusunun en dışlanmışları geniş kollar halinde yalpalamaya başladılar gözlerimizin önünde. İhtiyarın içi, tükenmek üzere olan bir ışığın son gürlüğüyle canlandı. Bir kere daha hızlı bir yürüyüş tutturarak ileri atıldı. Birdenbire bir köşe dönüldü, gözümüzü parlak bir ışık aldı ve kendimizi gem tanımazlığın taşralı tapınaklarının birinin önünde bulduk. Cin saraylarından birinin önünde. Gün doğdu doğacaktı. Yine de görkemli kapıdan onulmaz ayyaşlar girip çıkıyorlardı habire. İhtiyar, kısık bir sevinç çığlığı atarak aralarından geçti. Eskiden yaptığı gibi amaçsızca bir ileri bir geri yürüdü kalabalığın arasında. Koşuşturması fazla uzun sürmedi. Kapılara üşüşen kalabalıktan, ev sahibinin kapıları geceliğine kapattığı anlaşıldı. Gözlerimi üstünden bir an ayırmadığım benzersiz yaratığın yüzünde, o an gördüğüm, umutsuzluktan da öte bir duyguydu. Öyleyken, bir an bile işini aksatmadı, tersine, delice bir dirimle gerisin geri, şanlı Londra'nın göbeğine doğru yürüdü hemen. Uzun adımlar atarak hızla uzaklaşıyordu. Bense, gözlerim fal taşı gibi açılmış, dikkatimi bütünüyle verdiğim bu araştırmalardan eli boş dönmemek için onun izini sürüyordum. Biz yürürken güneş doğdu. Kalabalık kentin en cıvıltılı yöresine, D otelinin sokağına vardığımızda, bir akşam önceki kargaşayı,
itiş kakışı aratmayan bir manzarayla karşılaştık. Orada da her an artan çalkantının arasında yabancının peşini bırakmadım. Her zamanki gibi koşuşturup duruyordu. Gün boyunca sokağın kargaşasından bir an uzak kalmadı. İkinci akşamın karanlığı çökerken bitkinlikten ölecek gibiydim. Yabancının önünde dikilip gözlerinin içine baktım. Beni görmedi bile. Kararlı yürüyüşünü sürdürdü. Bense onun peşini bıraktım, yerimde çakılı kalıp düşünceye daldım. Bu ihtiyar, dedim kendi kendime, kapkaranlık cürümün tipik bir örneği, dehası. Yalnızlığı dışlıyor. Kalabalıkların adamı o. İzini sürmek boşuna. Ne kendisi, ne de yapıp ettiği hakkında bilgi edinebileceğim. Dünyanın bu en katı yüzünün dökümü, Hortulus Animae'den de kalın bir cilt tutuyor ve ola ki, Tanrı'nın en büyük bağışlarından biri, Almanca, Ele Sihni Lesen, kendini okutmuyor. Son.